Merhabalar sevgili izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'da gece geç saatlerde Yakuti erkek öğrenci yurdunda çıkan yangında yurda ait tüplerin boş olması paniğe neden oldu. Geceye ise görüntü almak isteyen gazeteciye küfür eden yurt görevlisi damgasını vurdu. Erzurum'da gece geç saatlerde bir Kur'an kursunda çıkan yangında kursa ait yangın tüplerinin boş olması paniğe neden oldu. Gazetecilerin yurt yetkilisine yangın tüplerinin boş olup olmadığını sorması üzerine yetkili gazetecilere sert tepki gösterdi. Hocam siz yurt yetkilisi misiniz? Kalidercim ben. Öyle mi? Evet. Peki bu yangın tüpleri boşmuş. Kim dedi boş olduğunu? İtfaiyeci, yangın tüpü boş muydu? İtfaiyeci arkadaşı çıkar mısın? O dışarıdan çıkan uygulama, tamam, böyle bir şey yok. Adam gibi konuş lan. Neden lan uygulama? Kim diyormuş boşmuş diye? Sordum ben adama. Erzurum'un Yakut ilçesinde gece geç saatlerde Kur'an kursunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra kursun içinde yananları dışarı çıkardı. Kursa ait yangın tüplerini dışarı çıkaran itfaiye ekipleri tüplerin boş olduğunu söyleyince yurt yetkilisi sert tepki verdi. Bunun üzerine gazetecilerin yurt yetkilisine tüplerin boş olup olmadığını sorması üzerine gazetecilere sert tepki veren yurt yetkilisi küfür ederek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çevredekilerin yurt yetkilisini sakinleştirmesi üzerine olay kısa sürede yatıştı. Yangın tüpleri boşmuş. Kim dedi boş olduğunu? İtfaiyeci, yangın tüpü boş muydu? İtfaiyeci arkadaşı çıkar mısın? O dışarıdan çıkan yüzden uygulama, tamam, böyle bir şey yok. Adam gibi konuş lan. Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık ve yönetim kurulu üyeleri bugün televizyonumuza gelerek yönetim kurulu başkanımız Kemal Koç'u ziyaret etti. Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, beraberinde İl Başkan Yardımcıları Erdal Karagöl ile Ayhan Erkem bugün basın kuruluşlarını ziyaret ederek hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı hem de yerel seçimler öncesi destek istedi. Allah razı olsun. Medyamızı geziyoruz. Tabii gittiğimiz yerlerde biraz baksamalar oluyor. Kusura bakmayın onun için biraz gecikiyor. Geziler kapsamında televizyonumuza da gelen Saadet Partililer, yönetim kurulu başkanımız Kemal Koç ile görüştü. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette yerel seçimler sohbet konusu oldu. Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda genel merkezin titiz bir çalışma sergilediğini ve önümüzdeki hafta içerisinde adaylarını açıklayacaklarını belirtti. Çalık, seçim çalışmalarına 2 yıl önce start verdiklerini de sözlerine ekleyerek seçmenlerden destek gördüklerini açıkladı. Erzurum adaylarımız henüz belli olmadı. İlçelerimizden 4 tanesi belirlendi. Diğerlerinde genel merkezimizin onayını sunduk. İnşallah onlar zannediyorum önümüzdeki hafta şey yaparlar, belirler. Önümüzdeki hafta yani belki pazartesi onaylanırsa Şenkaya, Tortum kısmen şey onaylanmış olur. Ondan sonra da diğerleri muhtemelen 10 gün. Yani var zaten değil var. Tabii 18 Şubat son müracaat, 28 Şubat'ta son zaten şeyler. O zamana kadar zaten Allah'ın izniyle hepsi tamamlanmış olacak. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Ergenekon ve Balyoz'un kumpas olduğunu iddia edenlerin 28 Şubat'ta Refah Partisi ve Fazilet Partisi'ne aynı kumpasın kurulduğunu kabul etmelerini istedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yerel seçimler öncesinde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına tespit çalışmaları için Erzurum'a geldi. Partisinin il teşkilat binasında basın toplantısı düzenleyen Bitmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün Erzurum'da ve dün Erzincan'da 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerine yönelik aday tespit çalışmalarımızın gözden geçirilmesi, tamamlanması, istişarelerin yürütülmesi amacıyla ziyaretlerimizi yapıyoruz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, Ergenekon ve balyoz operasyonlarının kumpas olduğu ve yeniden yargılanmaların yapılması yönündeki girişimleri ise yadırgadıklarını söyledi. Saadet Partisi'nin geçmişte kalesi olmuş olan Erzurum'umuzda en iyi neticeyi, Saadet Partimiz lehine en iyi neticeyi alacak büyükşehir adayı başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında ilçe adaylarımızı ve meclis üyesi adaylarımızı tamamlayacağız ve çalışmalarımızı yapmak üzere araziye seçim satımı haline sevk edeceğiz. Gündemimiz ülkemizde maalesef hiç arzu etmediğimiz, ülkemiz halkının rahatsız olduğu, sır çekişmelerle gündemimiz işgal edilmekte, meşgul edilmekte, taraflar oluşturulmakta. İnsanların birbirine bakışında uzaklaştırıcı, ötekileştirici, hatta nefrete kadar ulaştıran yaklaşımlar, tavırlar, üsluplar sergilenmekte. Biz Saadet Partisi olarak bugüne kadar 40 yıllık Milli Görüş Partilerinin her birisinde olduğu gibi Saadet Partisi'nin 12 yıllık sürecinde de her zaman ülkemiz, milletimiz lehine olacak bir duruş sergileme gayreti içerisinde olduk. Her zaman haktan, hakikatten yana olan doğruları söyleme, ülkemiz menfaatine olacak doğruları söyleme noktasında bir tavır sergiledik. Eğer yeniden yargılama olacaksa 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'nin kapatılması davası olmak kaydıyla, burayı üzerine basarak söylüyorum, yeniden bir yargılama süreci başlatılacaksa 28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisi'nin davası ve davaları, buna ilaveten Fazilet Partisi'nin yine 28 Şubat sürecinin devamında kapatılmış olan Fazilet Partisi davalarının yeniden gözden geçirilmesi, yeniden ele alınması, bu dosyalara kadar gidilmesi, burada kasıtlı davranan, militanca davranan her kademedeki insanların da tahkik edilmesi gerektiğini ifade etmekte fayda görüyoruz. Saadet Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı, Türk Telekom, Kopiş Erzurum Şubesi ve Yol İş Sendikası İkinoğlu Şubesi'nce görev yapan gazete çalışanlarına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle plaket takdim edildi. Gazetecilerin, insanların fikirlerini özgürce ifade etmeleri adına ve insanların doğru bilgiye ulaşmaları adına çok önemli bir misyon üstlendiğini biliyoruz. Bu çalışmaları yaparken de karşılaştıkları zorluklar ve fedakarlıklar ortada. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak bu farkındalığı oluşturma adına kutlanmakta. Biz de bugün sizlerle bir araya gelmemizde amaç bu güzel gününüzü, bu anlamlı gününüzü kutlamak. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu anlamlı gün nedeniyle bazı siyasi parti il başkanlıkları ile resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile sendikalar gazetecilere gün anısına plaketler verdiler. Büyük bir gurur duyduk. Hepinizin bugünü kutlarız. Teşekkür ederiz. Burada oraya bir plak resmi çizelim. Ya Cennet Hoca'yı. İlk olarak Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nde başlayan kutlamalarda kahvaltılı basın mensuplarına birer plaket takdim edilerek kutlama yapıldı. Ardından ise Saadet Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı, Kopiş Sendikası Erzurum Şubesi ve Yol İş Sendikası İkinoğlu Şubesi'nce görev yapan gazete çalışanlarına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle plaket takdim edildi. Kamunun denetlenmesinde, ifade özgürlüğünün gelişmesi ve toplumun bilinçlenmesinde gazeteciler önemli bir rol üstlenmiştir. Ve kurumların hizmetlerini halka objektif bir şekilde duyuruyorsunuz. Bizler de faaliyetlerimizi
halkımıza ve üyelerimize duyurmak için zaman zaman yerel medyaya da ihtiyaç duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben Türkiye Yol İş Sendikası Erzurum 2013 Şube Başkanı olarak Gazeteciler Gününüzü kutluyor, çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Başkanım. Murat Bey. Murat abi. 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler çalışan gazetecilerin gününü kutlayarak günün anlam ve önemini istinaden plaket verdi. Kanal 25 adına verilen plaketleri ise muhabir arkadaşımız Murat Kargın aldı. Bir gazeteci 3 gün Keş Dağları'nda karlar altında kaderine terk edildi. İsmail Güneş Sivas'ın İHA muhabiri. O dönemde de rahmetli şehit liderimizi yakından takip eden bir isim. Sivas'tan Çağlayan Cerit'e hareketten önce İsmail Güneş de basın mensubu olarak helikopteri alıyor. Hatırlarsınız İsmail Güneş'in helikopterden de bir takım görüntüleri vardı. Bunu hepimiz yaşadık ve biliyoruz. İsmail Güneş 72 milyonun gözü önünde bağıra bağıra can verdi maalesef. Bizim için şehittir. Onun adına böyle bir töreni düzenlemek elbette ki isabetliydi, doğru bir karardı. Basın ülkemizin, memleketimizin vazgeçilmezidir. Demokrasinin temel taşıdır. Şimdi biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, ne söylersek söyleyelim, eğer bu ortamda basın yoksa bizim sesimiz, sözümüz, yazımız burada kalır. 10 Ocak Basın Çalışanlar Günü'nün kutlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak 10 Ocak Basın Çalışanları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Altıparmak mesajında basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak 1961 günü 53 yıldan beri ülkemizde her yıl basın çalışanları günü olarak kutlanmaktadır. Erzurum'da ve ülkemiz genelinde büyük özveriyle görevlerini sürdüren basın çalışanlarının bu anlamlı günlerinin 53. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Önemli kış turizm merkezlerinin bulunduğu ve bu yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'da turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin başarıyla ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkılarını bulunmaktadır. Basın çalışanlarının şimdiye kadar sağladıkları bu katkıların bundan sonra da aynı duyarlılıkla vatan ve millet sevgisiyle aynı zamanda insan haklarına saygıyla devam edeceğine inanmaktayım dedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Abdurrahman Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanın alt tarafında bulunan divan restorant düzenlenen törenle hizmete açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Abdurrahman Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanın alt tarafında bulunan divan restorant düzenlenen törenle hizmete açıldı. Divan Restorantı'nın açılışını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler yaptı. Daha sonra davetli misafirlere cağ kebap ikramında bulunuldu. Abdurrahman Gazi'ye yakışır olarak yapılan bu hizmeti hayırlara vesile kıl. Allah'ım bu hizmetlerin devamını nasip eyle. Bereket nasip eyle Allah'ım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatih. Başkan Küçükler türbeyi ziyarete gelenler ve mesire alanında bulunanlar için leziz yemeklerin yapıldığı bir mekanın açılışı gerçekleştirdik dedi. Açtığımız mekan yaklaşık 250 kişi kapasitesinde 24 saat açık olacak.
Çok güzel bir Erzurum manzarası eşliğinde aynı zamanda birinci sınıf kahvaltı ve Erzurum yemekleri vereceğiz burada. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde seçim kurullarında çalışmalar hız kazandı. Seçim listeleri askıya bugün çıktı. 30 Mart 2014 günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleriyle ilgili muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün saat 08'den itibaren başlayarak 23 Ocak günü saat 17'ye kadar tüm mahalle ve köy muhtarlıklarında askıya çıkartıldı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri belirtilen süre içerisinde seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar 30.03.1996 tarihinde ve daha önce doğanlar başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkartıldığı muhtarlık bölgesine gelenler, öğrenci olup seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar, nüfus bilgisi değişenler, askerlikte terhis olan ya da az temenniye nasip edilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listelerinde kayda bulunmayanlar ve yine ayrı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanlar listedeki durumu değiştirmelerini istendi. Ermaçev Der Başkanı Murat Yirgin seçim gezisi kapsamında mahalle başı esnafını gezen ve sorunları dinleyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Sekmen ile Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a teşekkür etti. Erzurum Mahalle Başı ve Çevresini Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Girgin, siyasilere çağrıda bulunarak mahalle başı esnaflarının sorunlarına biraz daha duyarlı davranmalarını istedi. Mahalle başı semtinde bulunan esnafların problemlerinin fazla olduğunu ifade eden Girgin, kendilerini ziyarete gelerek esnafın sorunlarını dinleyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a teşekkür etti. Dün Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut mahalle başındaki esnafları tek tek gezerek saatlerce halkın içinde esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Mehmet Sekmen'in ve Ali Korkut'un böyle sıcak ve samimi bir şekilde halkın ve esnafın sıkıntılarını dinlemesi bizi çok sevindirdi. Bu sıcak yaklaşımdan dolayı Erzurum Mahalle Başı ve Çevresini Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak 1652 üyemizin ve mahalle başı esnafının adına Mehmet Sekmen'e ve Ali Korkut'a çok teşekkür ederiz. En köklü kreşlerin başında gelen Gülen Yüzler Kreşi ve Gündüz Bakım Evi ilkleri imza atmaya devam ediyor. Düzenledikleri kukla gösterisi çocukların büyük beğenisini topladı. Sürekli yaptığı etkinlik ve faaliyetlerle gündeme gelen Gülen Yüzler Kreş bir ilke daha imza attı. Hava sıcaklıklarının normalin altında seyretmesinden dolayı dışarıda yapılacak birçok faaliyeti çocukları hastalıklardan korumak amacıyla yapamayan Gülen Yüzler çözümü etkinlikleri kreşlerine getirmekte buldu. Geleneksel gösterilerimizden birisi olan kukla gösterilerine ev sahipliği yapan Gülen Yüzler, Hacivat Karagöz, İbiş, Karadenizli Temel ve Kemal Sunal gibi karakterlerin kuklalarıyla çocukları buluşturdu. Kukla gösterisinde çocukların keyif ve mutluluğu gözlerinden okunurken
İstanbul'dan gelen prodüksiyon şirketi sanatçısı görüşlerini şöyle ifade etti. Bu tip gösteriler ilk defa izleyen çocukları biraz tereddütle yaklaşıyor. Çünkü ne olduklarını bilmedikleri için ama İbiş'te olsun, gerek müzikal kurullarda olsun son derece güzel, eğlenceli vakit geçirdiler. Soru cevap şeklindeki oyunlarımızda çok sıcak, çok güzel gösteriler yaptık. Gülen Yüzler Kreş sahibi ve müdiresi Gülöz Çelik yaptıkları etkinlikler ve etkinliklerdeki amaçlarını ekibimizle paylaştı. Erzurum'da da bu sene hakikaten hava ısısı bayağı düştü. Çok soğuk oldu. Ve biz bu sene hedeflemiş olduğumuz bazı aktivitelerimize gidemedik. Yani kreşin dışına çıkmamız gerekiyor. Bundan dolayı da o aktiviteleri kreşe taşıdık. Çocuklar bundan faydalansın diye. Bugünkü gösterimiz tabii ki kukla gösterisiydi. Kukla gösterisi unutulmaya yüz tutmuş bir eğlence şekli. Hani eskiden daha çok Ramazanlarda, benim kendi çocukluğumda Ramazanlarda bu yapılırdı. Hani insanların bir eğlence çeşidi olarak bu seçilirdi. Burada hem çocukların kuklayı tanıması hem de eğlenmesi açısından, tabii eğlenirken de öğrenmesi açısından böyle bir seyir şekli istedik ve böyle bir faaliyet yaptık. Erzurum'da özel bir bankada görev yapan servis görevlisi KM, 6 müşterisinin yerine sahte imza atarak hesaplara gelen toplam 79 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiası ile tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 820 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre özel bankada servis görevlisi olarak çalışan KM, hesapları bulunan müşterileri adına sahte imza ve belge tanzim ederek toplam 79 bin lirayı zimmetine geçirdi. Yapılan şikayet üzerine müşterilerin hesaplarına gelen havaleleri değişik zamanlarda kullanarak 79 bin TL'yi zimmetine geçirerek, denetim görevini ihmal ederek, görevini kötüye kullanarak zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle KM hakkında 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan KM pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Müşterilerimin imzasını taklit ederek hesaplarından değişik tarihlerde para çektim. Çekmiş olduğum paranın tümünü bankaya iade ettim. Pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti KM'nin zimmetine geçirdiği 79 bin TL'yi bankaya iade ettiği gerekçesiyle görevlinin pişmanlık ve 6'da 1 oranında takdiri indirim nedenleriyle 2 yıl 6 ay hapis, günlüğü 20 TL'den olmak üzere 820 TL adli para cezasına çarptırdı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Dünyadaki en büyük hazine, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşça kalın.